Önemli bir haberle başlayacağız. İstanbul Beykoz'dan. Beykoz'daki Tokatköy mahallesinde yıkım bugün devam ediyor. Evler kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkılıyor. İbrahim günaydınlar. Günaydın Şükrü. Sabah 7'de polisin geldiği haberini öğrendik senden. Neler oluyor Tokatköy mahallesinde? Burası sizin değil mi? Burası benim. Sizin. 3 katlı bina. Buranın sizde bir belgesi vardı değil mi? Yanlış bilmiyorum. Yapı kayıt belgesi. Yapı kayıt belgesi. Esas o. Yani tapu yerine geçer dedi Cumhurbaşkanı. 2 tane hasta torunum var. Camı kırıp evin içine de gaz verdiler. Neredeyse öldürmeye kalktılar bizi yani o derece. Sistem güçlüden yana. Beykoz Belediyesi ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşına zulmediyor. Böyle proje mi olur? Rahatlar değil mi? Bu rantı bu Beykoz engelleyecek inşallah. İnşallah. Tamam mı? Bak kardeşler size sesleniyorum polisler. Size bir emir verildiği zaman bakın kanuna uygun mu değil mi? Beni gel. Al bunu bir çeksin diye. Çeksin bana. Vatandaşlara teklif edilen kira yardımı 1950 lira. Bunu belirtelim. Tabii bu Tokat köylüleri asla tatmin etmeyen bir rakam ve İstanbul'un hiçbir yerinde bu rakama kalamayacaklarını söylüyor Tokat köylüler. Kentsel dönüşüme karşı olmadıklarını da özellikle belirtiyorlar. Ancak uzlaşmak istiyorlar. Sen yapmayın böyle ya! Ne yapmaya çalışıyorsunuz ya? Bu zulüme dur desinler yani. Bu 2-3 aydan beri zulüm. İnsanlar susuz yaşıyor, elektriksiz yaşıyor ama barış olsun istiyorlar. Kötü bir şey demiyorlar. Sadece bekledikleri barış. Bina için asbest raporu dedik. Yıkım raporu. Yıkım için ruhsat istedik. Hiçbir tane önlem alınmadan yıkıma geliyorsunuz. Biz şimdi asbest yapıyoruz. Zeynep! Lütfen duyarlı artık. Lütfen! Bakanlarımız, milletvekillerimiz lütfen duyarlı olun buna. Dur deyin. Nerede bu devlet? Ya 5 yaşında çocuğa biber gazı sıkan bir zihniyet. Plastik mermi sıkan bir zihniyet. Ya nerede, nerede? Bu bir devletimizin başı nerede? Zulüm çekiyoruz ya. Kendi evimize zulüm çekiyoruz. 40 sene yemiş, içmiş, ağır gördüğü yokçu çıkarken. 1000 tane polis. 13 yaşında Eder Mustafa bağırmış. Resmen bağırmış. Çocuk yok. 13 yaşında bağırmış. Çocuk yok. 13 yaşında bağırmış.